Telefon açtım. Demirören telefon açtım. Müsaadesini istedim. Başkanım. Böyle bir karar verdim. Hakkınızı helal edin. Sizin gibi bir insanı tanımaktan çok mutlu oldum. Bana müsaade dedim. Kendisine bilgi verdim. Ve buraya geldim, bu açıklamayı yapıyorum. Bu kararı almamda hiç ama hiçbir kimsenin etkisi, yönlendirmesi ya da bir baskısı olmamıştır. Tamamen hür irademle, vicdanımın sesini dinleyerek, hata yaptığımı bilerek, yaptığım bir davranıştan dolayı bu noktaya geldim. Kesinlikle yaptıklarımdan, hareket tarzımdan en ufak bir pişmanlık duymuyorum. Bugün geriye dönüp baktığımda geldiğim noktayı görerek dahi yine o davranışı yapmaktan, eğer vicdanım bunu istiyorsa geri adım atmadan yapacağımı şu an içinde eminim. Hiçbir pişmanlığım yok. Kimseye en ufak bir gönül kırgınlığım yok. Tamamen kendi kararımla hakemlik görevimi noktaladım arkadaşlar. Teşekkür ederim. Sağ ol. Bir de soracağım. Bugün bu olaylar şekillendikten, kararımı verdikten, yapacağım adımları planladıktan sonra Recep Başkan'ı aradım. Spor Yazarları Derneği Başkanı'nı. Bir açıklama yapmak istiyorum dedim. Nerede yaparız hocam, nasıl yaparız dedi. Ben bu açıklamayı burada Konya'da Konya Spor Yazarları Derneği'nde yapmayı çok uygun buldum. Şöyle ki 15 yıldır Konya'da yaşıyorum. Hasbel kader. Ufak da olsa bir başarı elde etmişsem Konya'nın, Konya insanının, Konya spor camiasının, Konya basınının, Konya'yı idare eden büyüklerimizin çok büyük emeği var bende. İnsanın doğduğu yer değil de doyduğu yer memleketiymiş. Öğretim hayatımdan sonra ben Konya'da ayaklarımın üzerinde durdum.